Evet beyler, bugün TA-152C3 ile uçacağız. İstek üzerine gelen bir video. Hemen custom kamuflajları gösterin. Varsayılan kamuflajı bu şekilde. Ardından şöyle çok güzel bir kamuflajı var. Yine brown green. Görüyorsunuz. Diğerini de göstereyim. Gri olan gelp 11. Son derece sade. Gray. Gri renkli bir kamuflaj. Green. GWQA ve Japon kamuflajları dahi var. Şöyle görüyorsunuz Japonların ve ikinci bir Japon kamuflajı. Hepsini War Thunder Live'da bulabiliyorsunuz. Ve yine D12'nin premium kamuflajlarından biri gibi Shuar 8 en güzelini en sona saklayacağım. Yine gri renklerde ağırlıklı. Ve yine çok güzel, benim en çok beğendiğim kamuflajlardan biri. Beyaz renkli bir kamuflaj daha var. Ve son olarak R14 1HDP. Çok güzel, başarılı bir iş çıkarmış bu kamuflajla. Şimdi uçağı tanıtacağım, fakat öncelikle Switzer 7 olarak gördüğünüz efsanevi pilot Akutan Zero şu an bizle uçacak. C3'ün profesyoneli Akutan, selam vermek ister misin izleyicilerimize? Merhabalar herkese. İyi günler. Evet, ready diyoruz ve oyuna başlayabiliriz. Evet, ARPA serverında oynayacağız. 6.0. Teknik değerlerinden söz edeyim. 730 km bölü saat. Hızı, yatay hızı oldukça iyi. Fakat 10.400 metrede olduğunu gösterir. Turn time'ı bir önceki videoda belirtmiştim. Çok düşük. 27 saniye bir turn time'ı var. Bu arada ses gelmesin diye pencereyi kapattım. Yine Rate of Climb'ı kötü, fakat Interceptor bir uçak. Yani birazcık da olsa oradan kurtarıyor. Evet, Repair Cost'u da 15.000, 6.0'da. Akutan, bu uçak hakkında deneyimlerini ya da belirtmek istediğin herhangi bir konu var mıydı, açıklamak istediğin? Kısaca bahsedeyim. Benim bunda 350'ye 100 civarı bir KD var. Ama ilk zaman hatırlarsın belki zamanında bu FV190'ların flapları falan çok böyle iyi durumda değildi belli bir güncellemeden önce. Şu an 1.79 falan olabilir, hatırlamıyorum. O güncellemeden sonra bir bayağı bir geliştirme getirdiler. Özellikle bu Alman 20 mm'yi bufflamışlardı o güncellemeden sonra ve tabii bu karşı takımlarda şeyler yoktu o zaman. F2 G1 uçakları yoktu. O zaman çok Almanlar baskın oluyordu ve başarılı oluyordu, ama şu an tabii eski şeyi kalmadı diye düşünüyorum yani. Şu an pek kullandığım bir uçak değil. Evet, Akuta'nın önemli görüşlerini de aldık. Bu arada keşke bizde de şu beyaz smoklardan olsaydı, böyle özel bir konfetili çıkıyor ya. Bundan mı? Sende de mi konfetili çıkıyor böyle beyaz? O oyun başında şeyi seçiyorsun. Minter şeyi var. Smog galiba, bakayım. Winx yeni yıl diye bir şeyi var. New Year. Bunu seçiyorsun, o zaman çıkıyor. Açık olabilir, sen de bir kontrol edersin sonraki oyunda. Tamamdır. Ben de hep görüyordum da bunun daha bir cafcaflı olanı var. Onu hatırlıyor musun? Üç Bayağı renkli bir olanı var, onu hatırlıyorum. konfeti atanları var yani. Evet, onu da bir iki kere görmüştüm. Evet, tırmanışa başladık. Ben de oyun sesi çok az gelebilir. %15'e kadar, hatta %27'ye kadar çıkartayım. Umarım oyunda da çok gelmez. Evet, Akutan. Bombardımanları Bombardıman trollüyoruz şu an. Evet, takıma bakalım. Takım gayet iyi diyemeyeceğim. AD4 var, B2 AKM5 var. var. Yani 3 tane bombardıman var. Şu mor renkli olanlar bombardıman. Ki 84'ler iş yapabilir, 2 tane. Bir Yak-9 UT belki, onun dışında da yok açıkçası. Yani toplamda kaç kişiyiz? 2 şurada, 3, 4, 5, 6, 7. Bence iyi bu takım açıkçası. Şu an 3 tane tağ var ama bizle birlikte. Yani karşı takımın üstüne doğru tırmandığımız için onlardan önce onları aşağı doğru baskılayıp maç kazanabiliriz bu maçı.
Evet, fakat bu uçaklarla yapabiliyoruz mu onu yani C3 versiyonuyla? Evet, C3 versiyonu H versiyonundan motor gücü olarak daha iyi, hatta daha iyi de hızlanıyor sonrası olarak. Ama manevrası çok kötü. Yani bunu PNZ uçağı olarak da kullanabiliriz ya da böyle hit and run tarzı da kullanılabilir. Evet, bu arada H geliyor. P51H geliyor karşımızdan. Bol bol head-on yapmak lazım. Bu arada air target aldım hepsini. Doğru mu sence? Böyle. Mühimmat olarak ne aldın? Air Target aynı gün. Tamam, 20 dakikada yakıt aldın, değil mi? Aynen. Tamam, başta soracaktım da sen görüşlerini açıklıyordun orada. Bu arada bizim TA-152 bombardımana gidebilir ya. Şuradaki Lincoln var sağ tarafta. Bize doğru dönüyor da. Evet, direkt ona gidiyor. O fena Gördüğün gibi aldı. hepsinin üstündeyiz. Şu P51 aşağı inmeseydi. Bizi belki alabilirdi diyorum. Biraz problem onlar. Altımızda bir Corsair'i var. Atlayalım çıkalım bunlara. F2, G1 ve Spitfire'ı. P51 var. Niye dalıyorsun oraya? Hem de alçık yapacağım bunları, hemen alabiliriz. Yok, ben P51'e gidiyorum ya, bize geliyor çünkü. Yok, hasar aldı P51. Tamam, burası F2G1'i vurdum ben. temiz. Ben Spitfire'a doğru gidiyorum. Eğitliyorum siz fire'ı. Kaçırdım. Spitfire arkamda, Ömer. Geliyorum. Tamam, kaçtı. Tamam, ben de geliyorum. Bu arada F4 varmış. F4'e gidiyorum. Ömer, Spit'e yardım. Spit'e almalısın. F2G1 geliyor, ona gidiyorum. Ah be. Kaçırdım Ömer. Desteğe ihtiyacım var. Geliyor. Ve evet. Karşı takım Takım bitti halletti. herhalde. Hiçbir şey alamasak da güzel bir takım oyunu oldu ya. Vurmak için alışkanlık gerektiriyor, bayağı zor. Evet, şu jetlere gidelim de bari biraz bir şeyler kasalım. Sağdakine mi, soldakine mi gidiyorsun? Ortadakine gidiyorum. Ah, diğeri de düştü ya.
Evet beyler, C3 bu şekilde tamamen biyanzi yapmanız gerekiyor. Akutan alacak şimdi onu. Bakalım light pillbox'larda ne kadar etkili. O F2 G1 kalk 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 Ömer. Tamam. Uzaklaşıyorum. Sana dalıyor, geliyorum. F4 U da var. Dikkat et, sana dalıyor. Yaktım. Oo, çok iyi. Çok iyi. F4 U da geliyor. Direkt ona dalabilirsin. Gelsin. Hasar yok değil mi sende? Tamam. Bana gelmesi lazım. Dönebilirsin Ömer. Dönersen çok tatlı olacak. Helal. Beyli biri var. Aldım ya. Adam beni vuruyor. Beyli birin oyunu terk etmesi gerekmiyor mu sence de? Şafşik ya. Manzaraya baksana. Ben dönüyorum. 44 mermim kaldı. 5 tane de 30 milimetreliklerden kaldı. Tamamdır. Ve 4. squat'ız sanırım. Şu 4 ona mı verdi bize? Evet, güzel. Var. Maçı aldık. Evet beyler. Çok güzel bir takım oyunu oynadık. TA-152 C3'ler ile oynaması bu şekilde. Mümkün mertebe bu uçakla Bianzi yapmıyorsunuz. Düzeltiyorum. Bianzi yapıyorsunuz. Dogfight'a girmiyorsunuz. Yine TA-152 H1'i nasıl kullanıyorsanız bu uçakla da öyle kullanın. Fakat tırmanışı biraz daha kötü bu uçağın. Yatayda daha iyi olduğunu da belirtirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.